Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok değerli Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği takipçileri, çok kıymetli Eyüp Bağ hocamızla yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda daha önce Eyüp hocayla çekmiş olduğumuz derslerin dışında farklı bir konuyu ele alma gayretinde olacağız. Öncelikle hocama hoş geldiniz hocam diyoruz. Hocam, Allah programımızı istifadeli eylesin. Hocam, sağ olun. Bu programımızda son yıllarda özellikle çok konuşulan ve gençlerin çok etkilendiğini gördüğümüz ateizm, deizm, bilimum izimler üzerinden meseleleri ele almaya çalışacağız. O kardeşlerimizi anlamaya çalışacağız ki hocam bu noktada efendim son derece maharetli, araştırmaları olan, çalışmaları olan ve onlarla o düşüncede olan kardeşlerimizle diyalog içerisinde olan, onları anlayan bir kişi olarak şu anda burada programımızda efendim varlık gösterecek, sunumlarını yapacak. Bizler de bu kardeşlerimiz üzerinden İslam'ın, tabii geniş anlamda bunu söylüyorum, bakış açısı nasıl olmamızı istiyor, onlar nasıl bakıyor gibi onların bilinçaltını, şuur altında neler var, neler hissediyorlar ve o düşünceye iten, yani dünyada Allahsızlığa onları iten veya işte bir peygamberlerin olmadığı düşüncesine iten şey nedir? Bunu tabiri caizse deşerekten ortaya çıkarma gayretinde olacağız. Evet hocam. Şimdi evvela isterseniz ben şunu ifade etmiş olayım. Başta kendim merak ediyor olaraktan. Ateizm dediğimiz, deizm dediğimiz, yani bugün İslam'ın karşısında, hani Hristiyanlığın ve ehli kitap olmanın dışında veya Budistliğin dışında son zamanlarda çıkan bu tarz düşüncelerin gerçekten sebebi ciddi bir araştırma neticesinde var olan bir inkar mıdır? Yoksa harici bir küçüklükten gelen toplumsal anlamda yapılan yanlışlardan ortaya çıkan bir şey midir? Hocam öncelikle Allah razı olsun, bu fırsatı verdiniz. Hep heyecanlıydım bu konuda. İyi de oldu. Çok güzel de bir tevafuk oldu o gün, hatırlarsınız. Ben sizi aradım. Siz de aynı şeyden dolayı arayacaksınız. Evet. Güzel oldu. Aslında biz ayrılmadık işte. Bu 6 ay bir çocuk ameliyat oldu. Allah razı olsun. Duanızı esirgemeyin inşallah. O düzeldi hamdolsun. Dolayısıyla ben de bekliyordum 6 aydır heyecanla. Çünkü hafızlık programı da devam edecek inşallah. İnşallah. Yani onu da soracak olanlar olacaktır muhtemelen. Bilsinler yani, o devam edecek. Fakat o ayda bir devam ederken, değil mi hocam, haftalık olarak da bu konuya eğileceğiz. Bu konuya eğilmemizin sebebi, önce sorunuza cevap vereyim. Güzel bir soruydu. Bu hep vardı hocam aslında. Adem Aleyhisselam'dan bu yana vardı. Örneğin Adem Aleyhisselam'ın oğlunun Kabil'le birlikte başlayan bir süreç aslında. Yalnız Kabil baktığımız zaman bir hasetle birlikte özellikle bir kadın ya da neden ben torpilli değilim ya da Habil bu kadar seviliyorken ben niye sevilmiyorum? Bak bu basit bir soru gibi gözüküyor ama temelde aslında bizim inanç sistemlerimizin temelinde beynimizle olan ilişkimizde yaşadıklarımız yatıyor. Hatta bunu şuraya götürmüyorum. Yani ateist kardeşlerimiz yanlış anlaşılır ya da diğerleri. Ben bir Müslüman için de bunu söylüyorum. Yani bunu aslında öyle bir ele almak istiyorum ki biz hani derler ya, ben de kepimi önüme koyup konuşalım gibi. Çünkü bir taraf var mesela, diyelim ki şikayet geliyor, diyor ki aile benim oğlum ateist diyor mesela. Şimdi aileye bakıyorum, onların inandığı da Allah değil. Hani ne manada söylüyorum? Çünkü anne babasının zamanında yüklediği anlamı almış, Allah'a götürmüş. Allah onun için sadece tehdit edici bir şey, bir otorite, despot, şöyle bir şey yani. Bu varsa bu olur, bu yoksa bu olmaz. Şunu yaparsan böyle yaparım. Bakıyoruz, anne babasına da benziyor aslında. Aslında bakıyorsun, çocuğun ateist olmamasını isteyen anne baba, çocuğu Allah'la değil kendi anne babasıyla tehdit ediyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla normalde gerçekten Allah'ı tanıyan bir insan Allah'a yaklaşma üzerinden araştırma yapar. Baktığımız zaman yani yakın her bir namaz mesela, inna salatetten el-fahşâ el-münkar, hani bir sıkıntı yaşadığı zaman namazın nesinde yanlış yaptım der. Namazı ceale kelimesi üzerinden söylenmiş. Kâme, ayağa kalkmak, namazla birlikte ayağa kalkmak. Yani niye böyle diyor, buralara girer. Yani tamamıyla aslında bizim şunu sanki tarafsız irdelememiz lazım. Allah ne değildir? Yani buna da bir girmek lazım. Çünkü Allah nedir üzerinden o kadar çok tartışma yapılıyor ki. Allah nedir üzerinden tartışma insanları yaralıyor. Çünkü Allah nedir dediğim zaman sen bana Allah'ı ispat etmek istiyorsun, ben ateistim diyelim. Senin Yani benim ateist olmamın bir sebebi var. Yani sen bana neyi anlatmaya çalışıyorsun kısım var. Başka bir de şey vardır hocam, ilişki kurmadığımızda konularla kendimizi savunuruz. Ne demek bu? Diyelim ki ben bir konu üzerinden, ben ateist oluş üzerinden seninle konuşuyorum. Sizin Müslüman oluş üzerinden benimle konuştuğunuzda ikimizin de ortak fikri var. Bir, ben başta bir gardımı almışım zaten. Yani karşımda özellikle çok samimi olmayan Müslümanlarla da karşılaştıysam veya annem babam hem namaz kılıp hem de bana adaletsiz davrandıysa, tüm bu anlamlar Allah'a da kaydıysa, siz de o Allah'ı temsil eden bir kisveyle benim karşımdaysanız, dolayısıyla ben zaten sizi ikna olmak için dinlemeyeceğim. Dolayısıyla şöyle bir tabir vardır, ikna etmek istiyorsanız, yani iletişim kuralıdır ya, ikna etmek istiyorsanız anladığınızı hissettirin. Ama biz genelde, çünkü neden? Ben sizi anlarsam, araya çektiğiniz duvar var ya, konu duvarı. O konu duvarını kenara çektiğinizde zaten ben sizi anlayacağım. Evet. Aslında insanlar anlamaya kapalı olduklarını duymaya ihtiyaç hissetmezler hocam. Bir kere buna da bakmak lazım. Mesela anne baba diyor ki çocuğum ateist, ya da biz sevaba girmek istiyorsa da birine ateist getir bakalım. Biri de diyor ki bir hoca var seninle konuşmak istiyor falan, ya da yani bunun itici bir şey. İtici olduğu gibi öyle bir iddiası yok ki zaten. Hani bana birisi gelsin de Allah'ı ispat etsin gibi iddiası yok zaten. Hani olmayanları kastediyorum. O zaman ama şu lazım. Tamam, biz sana Allah'ı ispat etmiyoruz. Zaten bizim de problemlerimiz var. Kendi hakikatimizi arayışımızla ilgili problemlerimiz var. Gelin hep birlikte hakikati arayalım. Ararken önümüzdeki engeller neler? Hangi taşlara ayağımız takılıyor? Bunlara bakalım. Ben inandığıma daha inanayım. Değil mi? Dolayısıyla yani Allah, çünkü Allah bilinemez, bulunamaz. Dolayısıyla bilinmez meşhur. Dolayısıyla ben de bilinemez meşhurluğunu anlama cihetinden fayda sağlayayım. Ama burada amacım hiçbir zaman dinleyene bir şeyin ne olduğunu göstermek değil. Aksine seni anlıyorum fakat sen şu zannettiğin için böyle. Belki de bu böyle bir şey ben de inanmıyorumdur belki. Anlatabildim mi? Dolayısıyla aslında hepimizin kendi inancıyla imanı arasındaki sıkıntıları, tezatları ya da çocukluktan gelen problemlerin inancımıza nasıl yansıdığını görmek açısından birlikte bir program yapmış oluyoruz hocam sanki. Onu ifade edeceğim. Yani hocam bugün 14 yaşında, yani Blue çağına diyelim 12-13 yaşında ulaştı, erdi. 14 yaşında bir anda ateist veya deist tanımlamaları izleyen kardeşlerimiz biliyorlar. Bilmiyorlarsa araştırarak öğrenirler. Deist bunları anlatacağız vesaire. Zaten hocam. Anlaşılır, konuşacağız sonra zaten. Bir sonraki programda hepsini teker teker anlatacağız. İnşallah evet faydalı olur. Belki de deist olduğunu iddia eden kişiler deist çıkmayacak. Yani öyle bir şey de ortaya çıkacak. Tabii canım. Doğru, kesinlikle. Şimdi 14 yaşında bir çocuğun direkt bu noktada inkarcı konumuna düşmesi, o zaman geçmişten gelen sıkıntının bir anda Blue çağı ile birlikte bir tezahürü müdür bu? Yoksa 14 yaşında bir çocuk araştırmayla herhalde olmuyor. Hayır hocam. Yani şunu biliyoruz. Gerçek bir ateist bile yani baktığımız zaman biraz şeye benzer. Teist yani aslında hiçbir zaman yok kavramını kullanmazlar. Yani gerçek bir ateistle oturup konuştuğunuzda güler de zaten. Yani ben Tanrı yok demiyorum. Tanrı var da demiyorsun. Evet ben var da demiyorum, yok da demiyorum. Sen var diye tutturuyorsun der. Çünkü yani bir bilinmezlik. Tabii bilinmezlik yakıştırıyor. Zaten orada ayrılıyor. Yani agnostizm var, çok fazla var. Onların hepsini konuşacağız. Aslında geçmişte bunun karşılıkları da var. Yani İslam alimlerinin tartıştıkları karşılıklar da var yani. Sonuçta Ömer Hayyam tenakuz yoluyla şiirler yazarken yani baktığınız zaman o tenakuzun muhatabı olan alimler vardı. O zaman o alimler de boş durmuyorlardı. Bak tenakuz yoluyla Ömer Hayyam'ın şiirlerine bakın. Yine aynısı. Anlatabildim mi? Aynı dönem aynı şey yaşanıyor. Yani her şey bir tekerrürden ibaret devam ediyor. Hani İmam Gazali'ye bakıyorsunuz. O dönem demiştim meşai dediğimiz bir akıma karşı. Sadece ona değil de onun da peripatetizm diye geçen bir tabir. Mesela onlar işte sudur, Allah'ın hakikatin sudurluğuna inanan, uzun uzun konuşacağız bunu zaten. Bir kişiliğe karşı, bir akıma karşı büyük eser yazmıştır. Sadece bunu kapsayan bir eser değil ama yani şu eserinin ana teması nedenselliktir. Nedensellik. Çünkü insan ihtiyaç duyar. Yani ana itibarla şunu duymak ister. Yani hepimiz de öyle değil midir hocam? Mesela bir şey olduğu zaman bu niye oldu? Bunu biliriz. İkincisi de kim yaptı diye geçeriz. Niye oldu, kim yaptı? Dolayısıyla bu ikisinin cevabını hepimiz arıyoruz. Yani temelde çocuk olan da bunu arıyor. Hani Platon da bunu aradı. Hatta Platon'dan sonra Aristoteles dedi ki böyle olmaz. O dedi ki Platon düşünerek anca bulabiliriz. Yani kendi içimize dönerek, yani bu hep beraber oturup hakikati tartışamayız. Herkes kendi hakikatini düşünce yoluyla bulur. Sonra işte mağara algoritmalarını falan buldu. Sonra Aristoteles sonra dedi ki böyle de bulunmaz, gözlem yoluyla bulunur dedi. Baktığım zaman hani o tarihte de vardı. Bakıyorsunuz hiç bitmiş bir olay da değil. Hatta Haccaç geldiği zaman kimdi, Yusuf muydu yanındaki? Yunanlılar, o zaman Yunan medeniyeti vardı. Yunan medeniyetinden İranlar o zaman Araplar ilmi çok seven insanlar, biliyorsunuz hocam. Bütün ilimleri mutlaka almışlardır. Fazla devam ettirmişlerdir. İşte Cabir bin Hayyam gibi ya da meşhur Simya'nın babası vardı. İsmini unuttum, o var. Dolayısıyla bu Araplar mesela Yunan edebiyatını, ondan sonra ta böyle şeye kadar gidiyor, Sümerlilere kadar bütün eserleri bulup yani kendi Arapçaya çevirip onu, yani sonra hatta Haccaç Yunan edebiyatını merak ediyor sonra. Bir şekilde hep böyle bir alaka, o dönemde bu soru işaretleri falan var. Hatta işte İmam Gazali'den bahsetmiştim. İmam Gazali'yi de zaten gerçek bir ateist çok sever. Ama sevme sebebi İmam Gazali'nin Allah'a savunması değildir aslında. İmam Gazali'yi sevme sebebi İmam Gazali'nin hiçbir kimsenin bulamadığı soru işaretlerini, hatta şu an bile itiraf ediyorlar, nedensellik üzerine yani bu kadar derine inebilen bir insan tanımıyoruz derler. İmam Gazali o manada onların kurtarıcısıdır yani. Bak, kurtarıcısı. Çünkü onların, baktığımız zaman şunu bilmemiz lazım. Niye bunları anlatıp duruyorum? Gerçek bir ateist şunu diyen bir ateist değildir yani. Tanrı yok, boş verelim diyen bir ateist değildir hocam. Yani bunlar atom altı araştırmalar bile yapıp hakikat arıyorlar. Hakikati doğru arıyorlar, yanlış alıyorlar. Ben hatta doğru yanlış demeyi de doğru bulmuyorum. Sadece karşımızdakini küçümsemeyelim tarafındayım. Hatta o kadar abartıyoruz ki şuna dönüyor. Hani وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ دُعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ. Hani sövüyoruz, dalga geçiyoruz. O dalga geçtiğimiz bir deistle ya da bir teistle ya da fark etmez biriyle karşımıza geçse gerçekten şunu göreceğiz. Yani zamanında bir mürciyeyle, yani mürciye alimlerini nasıl hafife alıyoruz mesela. Bakıyoruz Vasıl bin Ata yani yetiştirmiş İmam-ı Eşarî'yi. Anca İmam-ı Eşarî Vasıl bin Ata ile yetişerek anca Vasıl bin Ata'nın karşısında bir fikir çıkarabilmiş. Yani burada Vasıl bin Ata'yı çöpe atıyoruz ya hocam hani. Yani bizde şu var, hakikat yani zıttı olan batıl çöpe atarak elde edilen bir şey değildir. Onu demeye çalışıyorum. Yani biz işte orada da kayıp. Çünkü çocukken bizde şöyle, bak hep travmatik şeyler yani. Bunu bugün dertleşeyim diye söylüyorum. Çocuk mesela, mesela ben baban olayım. Diyorum ki size, hatta sen kızım ol, ben anne olayım, o daha güzel. Diyorum ki sen bugün bulaşık yıka dedim sana. Bugün bulaşığı güzel yıkadın. Ben senin bulaşık yıkamanla ilgileniyorum değil mi? Bulaşığı yıkayan senle değil. Bulaşığı yıkayıp yıkamamanla ilgileniyorum. Ve sonuç odaklı olarak aferin diyorum sana. Evet. Şimdi ertesi gün oluyor. Ertesi gün bulaşığı yıkamıyorsun. Sonra benim için şu var. Dün bulaşığı yıkadın. Bugün yıkamadın. Dün iyiydin. Bugün kötüsün. Şimdi kimse şuraya bakmıyor. Dün bulaşık yıkadın. Çünkü senin olma halinde bir yapma hali var. Bulaşık yıkıyorsun. Bir de olma halinde içsel olarak bulaşığı yıkayabilecek durumlar, haller mevcuttu. Şu anda ne var ki sende, ne oluyor ki orada bugün bulaşığı tamamlayamadın. Buna hiç girmiyoruz. Çünkü sorumluluk almıyoruz. Hadi bunu da geçtim. Şunu da yapmıyoruz. Hani bizim için her şeyi bağlayıcı bir şey bu temelde. Yani oralara gireceğiz de. Kızımsın. Diyorum ki sana bulaşık kadının yarısını yaptın. Benim de şu var. Sonuç odaklılık var. Yarısını yapan bir sen. Yarısını yapmışsın. Hani şuna bakabilirsin. Mesela ya işte uykuluydun vesaireydim. Bak şuna canın sıkılıyor, kafan takılıyordu. Yarısını bile yapabilmişsin yani mesela. Ya bizde baktığınız zaman yani dün ve bugün arasında şey var, nesne muamelesi yapıyoruz kendimize. Hani insan değişir ya, sabit değildir. Biz insana sabit, kendimize de sabit muamelesi yaptığımızda bir yere geleceğim. Nasıl sabit? Dünkü sen aynı senmişsin. Ya yatarken gece rüya görmüş olabilirsin. Hı. İnsanoğlu bu. Her bir yere baktığında, bir renge baktığında o rengin karşılığı çocuklukta kötü bir şeye tekabül ediyorsa farkında ruh haline giriyorsun. Yani halden anlamama dediğimiz bir şey. Halden anlamadığımız gibi dünkü Abdülhalik'ı bugün de aynı olarak bakıyorum. Fırsat vermiyorum değişimle. Yani bu aslında Allah'a da fırsat vermek bir yerde de sabitleştirdim değil mi? Şimdi dolayısıyla ne oluyor hocam? Bu sabitleme anlayışını alıyorsun. Otomatikman Allah'a da yapıştırıyorsun. Yani şunu diyeyim, insan kendisini yani nesne ilişkisi varsa, nesneden koparamadıysa anne baba onu, bu kendisini de taptığı inanç, yani kendi inanç sistemindeki tanrısını da nesne gibi değerlendiriyor. Yani bir de biriciklik problemimiz var ya o zaman. Yani şu aile bir sistemdir değil mi? Herkesin bir rolü vardır. Şöyle anlatayım. Mesela burada bir parke olduğunu varsayalım. Bu bir buranın en köşesinde bir parke var ama yarım. Yarım olmak zorunda çünkü yer küçük değil mi? Şimdi ben size desem ki o yarım parkeyi çıkarın. O zaman burası sizin gözünüzde olmaz değil mi? Çünkü orada yarım parke eksik. Evet. Şimdi şu ailede yarım parke dediğimiz çocuk olsun. Bir de tam parkeler olsun. O yarım parke aslında bütünü oluşturan ve bütünün güzel gözükmesini sağlayan küçük bir parça değil mi? Evet. Şimdi ona biz anne baba ne yapıyor? Sen küçük parçasın diyor. Bak buradaki büyük parça. Sen bunun gibi olamadın diyor. Halbuki çocuk bunun gibi olsa, orada onun gibi olsa parke düzeninin üzerinden düşünürsek hani parke dağılımı oraya taşınmazsınız bile değil mi? Yani yerli yerindelik kavramında sistemsel problemler o hale geliyor ki ben daha biricik hissetme problemiyle hayata başlıyorum. Biriciği de yanlış anlaşılıyor hocam. Geçen biri söyledi. Diyor ki mesela işte biricik hissedemem çünkü insan bir sürü kişiyi tanıyor. Ama işte bak daha soruyu sorarken bile çocukluk yarasını söylüyor. Bir çocuk 4 tane çocuğu varsa 4'ünü de biricik hissettirmeli. Nasıl? İşte kendi hissetmeliyse bunu hissettiremez zaten. Neyse hissetmedi veya hissetti. Biriciklik problemi olan bir insan Allah'a da bakarken şöyle bakıyor. Dünyada Allah var, bir de kendisi var. Anladın mı? Hatta geleceğime nasıl katkı sağlar benim başıma gelenler? Bu da yok zaten. Dün de yok. Dolayısıyla ne oluyor? Ben seninle kendimi kıyaslıyorum. Belki sen yarın başka bir şey olacaksın. Belki benim bu halde oluşum beni yarın güzel birine de dönüştürebilecek. Baktığımızda o biriciklik problemi, sistemin bir parçası olabilme durumunu ailenin bana öğretememesi, büyüdüğü zaman ilahi sistemin içerisinde ne tür bir roldeyimi algılama konusunda sıkıntı yaşamamı sağlıyor. Aslında bunun hani şöyle bir rolümüz de var hocam. Mesela çocuk doğuyor. Sen Arap çocuğun hiç şansın yok. Yani çocuk belki Arapça okumak istemiyor veya Arapçadan öte başka bir konuda rengi var belki. İslam'a, dinine, vatanına, Allah'a böyle hizmet edecek belki. Bizde bir o da var hocam yani bir etiket. Anlatabiliyor muyum? Burada Allah'ı kullanarak hükmetme ve kendi duygularımızı tatmin etmek. Ne güzel söyledin. İşte bir çocuk da affedersin de bu anne baba üzerinden Tanrı'yı tanıyor ya. Evet. Anne baba üzerinden Tanrı'yı tanıyan biri. Şöyle düşün hocam. Geçen söylemiştim basit bir şekilde yine söyleyeyim. 2 çocuk arasındaki farkı bilmezsek kimseye yardımcı olamayız. Şöyle ikimiz üzerinden örnek vereyim. Benim çocukluğumda diyelim ki annem Adül'ün ismi şerifi üzerinden gidersek, babam Adül'ün ismi şerifi, şimdi babam adaletli değil diyelim bana. Settar'ın ismi şerifi ne demek? Ayıpları örten. Ayıbımı örtmüyor. Zıppıt yüzüme sürüyor yani. Ayıp örtmek ne demektir? Öyle bir örtersin ki sonra yine aynı hata yapsan da hiç olmamış gibi davranmaktır ya hocam. Hı hı. O hatta hürmet de edersin. Hatta baban seni gördüğünde bilirsin. Hani tatlı bir hayranlık da oluşur mahcubiyetle birlikte ya. Settar'ın ismi şerifi yok. Vehhab'ın yok. Ne demek? Yani seni ben koşulsuz bir şekilde seviyorum ve karşılıksız veriyorum. Vehhab'ın da tanımamış çocuk. Sonra bir Kerim'in, cömertlik. Bu da karşılıksız bir şeydir mesela. O da yok. Şimdi ya da babam bana cömerdim diyor benim çocukluğumda ama hak edersem cömert. Şimdi Vehhab'ın karşılıksız vereceğim diyor. Veriyor ama sonra küçük bir hata yaptığında sana ben bunu yapmamış mıydım diyor. Şimdi 4 tane hiçbir şey bozuldu mu hocam? Hı hı. Küçükken Adlun, Settarun hatta Afuvune de geçelim. Yani ben buradan bir yürürüm. 70-80'de hiçbir şerif gider yani. Afuvun, babam beni affettiğini söylüyor. Sonra küçük bir hata yaptığımda o affettiğini söylediği şeyi suratıma çarpıyor. Bak. Sır tutan diyor, sır tutmuyor. Şimdi buradan yürüdük tamam mı? Şimdi 5 tane ismi şerif. Doğru mu hocam? Ben dolayısıyla ne oldu? Allah'ın cemal ismi şerifleriyle alakalı ilk anne babamdan bunu öğrenmedim. Celal ismi şerifleriyle de alakalı bol bol öğrenim kazandım diyelim. Dayağı yedim falan filan. Şimdi ben büyüdüğüm zaman Allah'a olan algım, herkesin tanrısı kendine benzer hocam. Hani tarikatta bile kelime-i tevhid vardır. La ilahe illallah. Yani insan basit düşünsün. Diyorsa ki bir insan ben ateist değilim. Tamam eyvallah zaten diyemeyiz. Ama ben gerçek bir Müslümanım. O zaman tarikatta niye her gün la ilallah diyorsun? Çünkü la ilallah deyişin amacı aslında ne? La ilahe ilahı yok ediyorsun. Hangi ilahı yok ediyorsun? Ne bileyim işte parayı da marayı değil. Para ilahını yok etmiyorsun. İşte bir de o var bizde. Para diyoruz, şehvet diyoruz. Değil. Asıl mesele bu değil. Yani asıl mesele benim Tanrı anlayışımı reddediyorum. İllallah. İşte mürşidinin Tanrı anlayışını, ona nispeten Resulullah'ın Tanrı anlayışını kabul ediyorum anlamına gelen bir şey değil mi? Demek ki biz de aslında buna ihtiyaçlıyız. Biz de la ilahenin hani neyi reddedersem hakikat çırılçıplak açığa çıkar. Biz de bunun peşinde olmalıyız. Diyelim siz de karşılıksız veren bir babaya, anneye sahipsiniz. Cömert, ayıbınızı örtüyor, bir daha yüzünüze vurmuyor. İkimiz de büyüdük, aynı medresede buluştuk mu hocam? Şimdi bir günah işliyoruz beraber. Sen kenara çekersin, bir istiğfar çekersin, affedilmiş hissedersin çünkü böyle. Ama ben kenara çekerim, 1000 tane istiğfar çekerim, 1 milyon daha çekerim, 10 milyon daha çekerim. Hiç affedilmiş hissetmem hocam, ayıplı, temizlenmiş hissetmem. Şimdi bunu niye söylüyorum? İşte dolayısıyla Tanrı algısı dediğimiz zaman, ben de dahil hocam, burada işte program buna vesile olsun. Tanrı algımızı etkileyen tüm etkenleri tartışmalıyız. İnkar etme kaynaklarımızı tartışmalıyız. Tarihte bu, bir de şey var, bizde Amerika'yı yeni keşfetmişiz bir davranma huyumuz var. Şunu da görmeliyiz, o bazen güldürüyor beni. Hani diyor ki mesela böyle bir şey var, ne diyorsun? Bakıyorum 700 sene önce zaten bu araştırılmış, bu kişi yeni bulmuş gibi getiriyor. İşte diyor ki mesela Allah diyor taşıyamayacağı, hani taşıyamayacağı taşı yaratabilir mi? Evet dersen taşıyamayacağı taşı yaratıyorsa, yani taşıyamayacağı bir taş, o zaman taş kendisinden daha güçlü olur, ilah olmaz. İşte taşı yaratamaz diyorsan, yaratmaz, o zaman da ilah oluşuna aykırıdır gibi böyle imkani vehbi dediğimiz sorularla yürüyorlar. Bunlar zaten 700, ben bunlardan bahsetmek istemiyorum. Arada bunlar zaten gider. Ya da işte çok şey sorusu var. Bir gün bir hafız arkadaş vardı. Bana gelmişti, dedi ki ben dedi alim olacağım, insanlara Allah'ı anlatacağım. Ben dedim ki tamam, konferans yapacaksın herhalde. Evet dedi. Ben bir soru sormak istiyorum konferanstaki birey olarak dedim. Elimi kaldırdım. Dedi ki sorun dedi. Hocam dedim işte küçücük çocuklara neler neler yapılıyor. Yani biz bile kendi çocuğumuza yapıldığını da görüyorsak müdahale ederiz. Allah niye müdahale etmiyor? Şimdi otomatikmen bizde oluşan şey şu. Cevap ver dedi ki Allah dedi Kur'an-ı Mübin'de buyuruyor ki bak bir şey kendinin delili olmaz. Bana buradan yürüme. Hani Kur'an-ı Kerim iyi de yani Allah diyor işte iyi de inanmıyor ki o ona. Anlatabildim mi? İnanmıyor. O zaman bir de şu var hocam. Peki bunun cevabı ne? Peki bunun cevabı ne? Cevabı niye istiyorsun? Kısmı da var. Cevabı gerçekten niye istiyorsun? Kendi kendine mi tatmin istiyorsun? Yani gerçekten cevabı istiyorsan yani şey var hocam bizde. Günü kurtarma diye bir şey vardır ya. Aslında o an aklına geldi ya, duydu ya bir kere. Hani zaten derinlerimizdeki virüsleri çıkarmaya temayülümüz yok ya. Aslında baktığında nefsini bilmek, Rabbini bilmeye sebep olur ya her anlamda. Sonra ruhunu bilmeye döner. Hani anlamı kişinin durumuna göre değişir. Eğer ruhu parlamayan bir insansa önce nefsini bilir. Sonra ruhu parlar, ruhunu bilir. İşte oradan Mevla'ya gider falan. Dolayısıyla biz de karanlık tarafımızla yüzleşmedikçe hocam, yani ne demek istiyorum? Bu çocuğa bakıp, çok daha acı bir şey söylüyorum. Bizim alt benliklerimiz var hocam. Yani alt benlik, alter deniyor kelime olarak, araştırmak isteyen varsa araştırsın. Eğer bir çocuğa bakıp, bende ne var ki, neyi bastırdım da bu çocukta bu açığa çıktı diyecek kalitede kendimizle yüzleşebilme durumumuz varsa sorun yok. Bu şöyle yansıyor belki. Diyelim bir hocaya gelip çocuğunun işte farklı bir inanışta olan kişinin çocuğuyla alakalı işte çocuğum şöyle oldu, böyle oldu demesinden evvel bende ne var? Neden böyle oldu sorusu. Hocam, bu çocuk, soruyu soran halde çocuk babanın, ananın sırrıdır hocam. Bunu ben söylemiyorum. Yani. Şunu soracağım hocam. Yani çok tabii önemli bir ifade. Hani konuları böyle yakalayıp şey yapmam lazım. Şimdi burada bir genel manasıyla sizin karşılaştıklarınız üzerinden söylüyorum. Burada genellikle ateist üzerinden. Hani şunu da net bir şekilde anlamış olduk. Yani ateist olduğunu iddia eden 14 yaşındaki bir genç çocuk aslında mahza ateiste özenen bir düşünceye sahip. Yoksa ateisti bilmiyor. Bir de hocam net. Şurayı netleştirmek için söyleyeyim. Hatta sizin üzerinden söyleyeyim hocam. Diyelim ki şöyle bir gençsiniz. Anneniz babanız sizi yıllar önce terk etmiş. Aslında terk etmemiş meğerse, o da ayrı bir konuda. Terk ettiğini, seni öldü biliyorlar. Anne baban. Ve işte mezarı göstermişler, yani her şeyi göstermişler. Bildiğin anne baban da durmamış, devamlı aramaya da devam etmiş ama. Sistem olarak böyle düşün işte hocam. Dolayısıyla sana anne babanın da seni bıraktığını, terk ettiğini anlatmışlar. Anneni kötülemişler, anlatmışlar falan. Aradan sonra seni yetiştiren kişiler vefat etti diyelim. Yıllar sonra annen babanın aslında yaşadığını öğrendin. Onlar da yaşadığını değil, seninle görüşmek istediğini öğrendin hocam. Bunu da kimden öğrendin? Biri sana geldi, ben geleyim hatta. Abdulhâlik hocam, selamünaleyküm dedim. Aleykümselam. Anne babanı anlatmak istiyorum sana dedim. Dinlemek ister misin? Yani o zamana kadar aramadıklarını. Ben bir de geliyorum. Diyorum ki anne babanın gerçekten ne kadar iyi bir insan olduğunu bilmek ister misin diye yüzüne gülüp anlatıyorum. Ne dersin gerçekten merak ediyorum. İyiydi de kime iyiydi bu? Hani bana değildi. Ve bunları yaptı, bunları yaptı. Burada neredeydi, şurada neredeydi diye bana aktarırsın değil mi? Farkında mısın? Sen benimle konuşurken yani onu anlamayı seçerek konuşmuyorsun. Farkında mısın? Bana aktarım yapıyorsun. İçindeki... Kendi duygularım üzerine. Evet, duygunu aktarıyorsun. Ben ne yapıyorum? Bir dakika. Şimdi bir cümle söyle. Neredeydiler de? Neredeydiler şimdiye kadar de? Şimdiye kadar neredeydiler? Annen baban akıllı insanlar, bir bildikleri vardır herhalde oğlum. Aldın mı? Tatmin oldun mu? Olmadı. Nasıl olacaksın ya? O kadar da kötülendiysen, her şeyde ondan bildiğin değilse, tüm taklaların hayatındaki bütün yaralar bereler, resmen kilitlendiysen anne babana. Bak gördün mü? Olmuyor, gitmiyor. Şimdi ben şunu söylüyorum. Yani birçok hadis-i şerifte de var yani Allah'ın hani kendisinden ayrılan bir kulunla kavuştuğu zaman sevincini annenin çocuğuna kavuşma sevinciyle bir eşdeğer tutması vardır. Ama ondan önce şimdi baktığım zaman sistemin nasıl manipüle ettiğini de bir görmek lazım. Sistem ne yapıyor da bizi de yeri gelince kullanarak Allah'ı ya da farklı kılıyor gözlerde. Anladın mı? Yani bu, çünkü bak ben sen ne kadar tartışırsam anne babanınla tanışmanı seni razı ederim, merak ediyorum. Bu arada bunun cevabını alayım. Ne kadar tartışsak razı olursun söyleyeyim mi? Gerçekten yetişkinleşemediysen, acizsen, anne babana gerçekten ihtiyaçlı hissediyorsan belki bir faydaları dokunur diye bir şans verirsin, doğru mu? Bu yetişkin olamamak şey. Ha, evet. Burada da şey var ayet-i kerime. Onlar diyor mesela fayda gördükleri zaman gelirler. Hani şey dua ederler, sığınırlar. Ama ondan sonra başlarına kötü bir şey gelince arkalarını dönüp giderler. Yani kendimizde de sorgulamışlar noktalar var demeye çalıştığımız hocam, zaten. Buradan şu çıkmaz mı? Buyurun. Birisiyle tartışma yaşadınız. Ve neticede alttan alıp tekrardan onunla yani size bu anlamda bahsettiğiniz şekilde anne babanın yaptığı kötülük gibi bir kötülük yapıyor. Yani onunla tekrardan barışmak burada benim menfaatimden kaynaklı olan bir şey olmaz mı? Bu tarz az önceki dediğim evet. O zaman da terk edebilir. O zaman ne yapıyor? Sen kırgın bir şekilde buluştun mu? Hani ihtiyacın vardı. Yani gerçekten sevmiş olmuyorsun değil mi? Yok. İşte ya yöllediğine aminu. Yani gerçekten sevmiş olmuyorsun. Hani ya da galetil arabu amennâ gullem tü'minû velâki eslemnâ. Şimdi baktığın zaman işte ben de onu diyorum. O zaman maksadımız ne? Maksadımız eğer senin üzerinden giderse annenle babanla tanışmanı sağlamak istiyorsam değil mi? Annenle babanla olan benim bağımı bir kere sana yansıtmam lazım. Yansıttıktan sonra senin benimle bağım üzerinden aslında anne babamı tahmin etmen de lazım. Bir de o tarafı var. Baktığım zaman yani taşın altına böyle sağlam elini koyman gerekiyor. Bu şurada olur mu? Tartışma programı yapmışlar düşün. Abdülhalik'in terk edilen anne babası iyi midir kötü müdür? Sen de orada seyrediyorsun. Hani sen kimsin lan? Hani benim annem bundan babamdan sana ne? İşte bir yani kastettiğim de tam olarak bu. Kırgın, işte ondan sonra belli sebeplerden dolayı, ailevi nedenlerden dolayı özellikle Tanrı ile ilişkisinde sıkıntı yaşayan biri ise aynen bunu düşünüyor. Hani hatta burada seyrederken şunu der, ya siz kim oluyorsunuz? Hani? Sana ne? Sana ne? Bonus mu toplamaya peşindesin? Amacı ne? Cennete mi gireceksin sayemde? Hani bak o yüzden dedim en başta konu sen değilsin diye. Konu aynı zamanda benim. Yani hepimizin bireysel anlamda hakikat arayışı derken ona cevap veriyorum aslında. Çünkü ben olsam öyle derdim. Ben olsam derdim. O ne güzel oturmuşlar oraya. Cenneti garantiye almışlar. Bilmişlik taslıyoruz. Tabii. Yani bilmiyorsun ki beni. Benim, hani Tanrım benimle ilişkime ne karışıyorsun? Sana ne? Hani bunu geçemezsin işte. O yüzden benim geçebilmem için ne yapmam lazım? Kendi yaramı da ortaya koymam lazım. Kusura bakmasın. Hani kimse. Yani yaranı koymadığın hiçbir ilişkide hani şeyi fark edersin hocam. Bazıları vardır profesör olmadığı halde böyle bir sevenleri çoktur. Herkes sever. Niye sevdiklerine bir bak, yarasını koymuştur ortaya. Maskesini değil, maskeyle çalışmıyordur. Hani bir şey toplama derdinde değildir. İnsan insandan o cihette etkileniyor. Şimdi ben buradan niye anlatıyorum? Anne baba kendi kusurunu kabul etmeyen bir anne baba artı anne baba üzerinde anne baba bir temsil zaten hocam. Baba peygamberi temsil ediyor, anne Allah'ı temsil ediyor. Dolayısıyla bu temsil üzerinden otomatik bir algı geliştiriyoruz zaten içimizde. Onu demeye çalışıyorum. Otomatik o algıyı geç, yani hiç şansı yok yani. Şunu hani anlıyorum. Allah Celle ve iz kâle rabbuk lil melâike inni câilun fil ardı halife. Yeryüzüne halife yaratacağım derken yani her bir birey beni temsil edecek. Dolayısıyla anne baba çocuğun karşısında Allah'ın halifesi, temsilcisi. Yani bu anlamda halife kelimesi oturmuş oldu. Kesinlikle. Şimdi bunu bilen birisinin herhalde çocuğuna karşı davranışı daha farklı olacak. Hocam ben hani şunu merak ediyorum hocam. Onu müsaadenizle olursa sormak isterim. Şimdi sizin gördükleriniz üzerinden soruyorum. Bu tarz düşünceye sevk edilen, kendini sevk eden kardeşlerimiz genellikle işte az önce bahsettiğiniz gibi anne babası Allah'la baskı kurmaya çalışan bireyler mi? Yoksa genel manasıyla yaşantıda anne babasının bu noktada hiçbir tesiri yokken Allah evde geçmiyor, Allah lafzı, fakat genel manasıyla çocuk, yani bu çok önemli bir soru benim için. Tabii, tabii. Evde Allah yok. Yani anne baba dinsiz demiyorum ama namaz yok, o yok, bu yok. Allah'la korkutmak, Allah'la baskı yok. Bu çocuk evdeki bu hal üzerinden yine o düşünceye kayabilir mi? Yoksa bu sadece Allah'la korkutulanlar için mi? Yok. Bu Allah, hani kelime olarak Allah'a gerek yok hocam. İnsan anlam arar. Yani insan baktığımız zaman bir şeye tapma ihtiyacıyla doğar. Anlam arar. Kendi hakikatini arama yolu. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'da örneği var zaten baktığımız zaman. O fıtratla yaratıldı. Fıtratımızda var. Dolayısıyla sorun şu. Anne babamızın bize ektiği tohumlar var ya. Yani ben annemi, annem benim için doğduğum an itibariyle o küçük beynimle, o küçük kalbimle, yani küçükten küçümsemek için söylüyorum. Başka anlam yok benim dünyamda. Beni yaratan, bu algıyla doğuyorum. Dolayısıyla annemin bana muamelesi hiç şansı yok. Hani Allah üzerinden korkutmana da gerek yok. Müslüman olmana da gerek yok. Dindar olmana da gerek yok. Hiç şansı yok. Yani orada tek farkı şu olur. Hani Müslümansan, atıyorum Müslüman bir anne babaysa, Müslüman anne baba Müslümanlığı değil Hristiyanlığı tercih edebilir. Yani orada bir değiş tokuşlar olabilir. Ama gerçekte baktığımız zaman Allah kelimesinin geçmesine gerek yok hocam. Yani şunun için sordum bunu. Genel manasıyla bugün ateist olduğunu iddia eden, yani özgür olduğunu, özgürce, hani biz hep şöyle tanımlıyoruz. Bugün ateist, deist vesaire, işte Allah'ın ahkamını, mükellefiyetini kişi kabul etmiyorsa bu ben istediğimi yapmak istiyorum düşüncesiyle. Anne babasının Allah'la onu korkutmayan, anne babasına karşı res çekmek de, diyelim sınırlayıcı bir anne baba, res çekmek de bu anlamda kişi itikadi anlamda problemi götürüyor mu, yoksa o başka türlü bir şey mi savruluyor? Hocam şöyle bir şey var. Mesela bana bazen, yani şahsi fikrimi söylüyorum, yani şey anlamda değil. Bana bazen geliyor. Şunu diyenler aslında hocam böyle size küfür ediyor. Tanrı diyor ki bak senin Tanrını kastetmiyorum. Bunu diyeni gördüm. Çok ilginç. Bak şunu diyeni de gördüm. Kendi inandığı Tanrı'ya da değil, anne babasınınkine. Aslında kendi Tanrım derken kastettiği de anne babası. Bunu fark ediyor, fark etmiyor. Sonuç itibariyle benim Tanrım böyle diyor. Ama sen güzel bir insansın. Mesela senin Tanrın... Hatta şunu diyenler rastladım mesela hocam. Ben senin Tanrı'nda dün akşam namaz kıldım biliyor musun? Şimdi sonra Muhammed'in Rabbi kelimesi mesela çok kullanılır ashab döneminde. İnsanlar zaten hani kendi Rabbi, yani kendi Tanrı anlayışlarından kurtulmak için onun Rabbine tutunmuşlardır. Yani bir de o tarafı var yani, değil mi? Aslında orada kelime-i tevhid tek başına hakikate ulaşabilir. Yani Muhammed Resulullah kısmı insanı şeyden kurtarıyor. Hani kendi algımdan kurtarıyor. Yani müşriklerin o işte yağmur yağdıran kimdir? Ölü işte diri, sizi yoktan var eden kimdir sorusuna verdikleri cevap Allah. Ama kendi inançlarında ortakla birlikte Allah. Evet. Onun için demek ki la ilahe illallah, Muhammed kelimesi onun için ekleniyor. Muhammed'in Rabbi dediğiniz... Hocam Muhammed kelimesi olmadığında niye iman olmuyor? Çünkü frekans bozuluyor. Evet. Kimin tanrısı? Tamam. Yani çünkü Allah'a inanıyorum. Allah mesela aslında basit, Allah kimdir? Sorusunun cevabı 99 şerif. Şimdi Allah'ın künhünden küçük bir şey demiyor. Yani bir ismi şerif bozulsa itikadi olarak, şimdi Allah'ın şanına zaten yakışmaz da, Allah'a iman etmiş, gerçekten iman etmiş sayılır mıyım? Bak ben sana bunu yakıştırabilirim. Mesela diyebilirim, Abdulhâlik aslında gözleri mavi miydi lan? Hani maviydi sanki. Bu sende yer. Ama Allah'a iman noktasında bu yemez. Çünkü Allah için şunu diyemezsin mesela. Hani belki de yaratmıyordur. Hani bunu diyemezsin. Ya da sabırır. Yani dolayısıyla bir tanesi, bir frekans bozulsun. Çünkü velillahil esmaül husna fil uluviyya. Şimdi o frekanslar nerede bozuluyor? Çocuklukta bozuluyor hocam. Kelimelerin anlamlarına da girmiyoruz. Mesela işte dedim ya, günah kelimesine anlamını bilmiyoruz vesaire. Aslında hepsinin köküne baktığımız zaman bize yol gösteriyor. Hocam şeye baktım geçen, size söyledim mi? Ali Haydar Eyüp Bağ'sı var ya. Ali Haydar Eyüp Bağ'sına baktım. Ali Haydar Efendi nasıl yazmış diye bunu. Hani yani niye yazsın ki? Bir sürü Ali Haydar Elif Bağ'sı var. Ben şunu sordum kendime, bak hani Ali Haydar Efendi'yi tanıyor muyum? Yani mesela niye, yani niye nasıl yazmış acaba? Hani ne eksikmiş ki yazmış falan gibi. Bir baktım harf sıralamasına, hani Kur'an'a başlatmadan önce hani bak derake bir anlamına bak, garaja anlamına bak, vezene anlamına bak. Bir usul koymuş. Hani çocuğuna önce neyi öğreteceksin, sonra neyi öğreteceksin? Şaştım kaldım ya. Bak kelime üzerinden. Şimdi şunun için söylüyorum bunu. Bak ben daha büyük bir alimin yazdığı esere alimle hiç alakası olmaz bir şekilde bakıyorsam, yani bu nereden geldi? Anne babamla olan ilişkimden geldi. Anne babamla ilişkisi artık o kadar çok ona gardım almışım ki artık yaptıklarına odaklıyım anne babamın. Bak bu halime kaydı. Medreseye gidiyorum. İşte emsile okuyorum. Emsilenin yazarı kim? Ve bunu neden yazmış? Nasıl yazmış? Hangi dönem ya? Niye yazmış? Buralara niye girmiyorum? Aynı şeye giriyorum. O zaman ben namaz kılıyorum. Niye kılıyorum? Kime kılıyorum? Bak. Tam bu şeyi soracaktım hocam. Yani namaz kılmayan bir kişinin problemi de yine burada anne babaya kesinlikle dayanıyor. Ben burada şunun için anlatmıyorum. Anne babamızı gelin suçlayalım yok. Çünkü anne baba da kendi en iyisi, kendi anne babasından sonra en iyisini yapmış. Yani buradan suçlamaya gidersek hepsi Havva anamıza kadar gideriz. Bu bir suç da değil zaten. Çünkü bu imtihan. Şu manada hocam dünyada bana bir tane zeki adam gösterin, dünyayı değiştirebilme gücüne sahip bir şekilde vesile olmuş. Hepsinin çocuklukta anne baba yaraları var. Yani bu anne baba yaraları hani şöyle demeyelim yani. İşte anne baba yara olmasaydı, işte anne baba yarası olmasaydı sende, sen de hiçbir şekilde gelişemezsin. O yani şu aslında anne baba derken çocuğun anne babası olmasa o zaman yanında kim varsa o tabii, olacak. Tabii anne baba dediğim tamamen anne baba, o anlamı tamamen. O anlamı yüklediği kişi yani onu demek istiyorum. Şimdi hocam tabii mesele genişliyor çok bir şey. İzleyen kardeşlerimiz için de belki izlemede zorluk olabilir. Fakat biz genel manasıyla şunu konuşmuş olduk. Hani anladığımız, izleyenlerimizin de anladığı şekliyle bir insanı ateistliğe iten şey veya deistliğe iten şey genel manasıyla ailede küçüklükte yaşadığı travmatik hadiseler veya işte az önce bahsettiğiniz gibi Allah'ın halifesi olan insanın yapmış oldukları adaletsizlikler ve çocuğun anne babasına yüklemiş olduğu o misyonu o şekilde kabul edemeyip yanlış görüp hataları bizzat gözlemleyip çocuklar gözlemcidir. Sadece şunu demek istemedim hocam hani travmalar da yani ateist olmayan da bir de şu var hocam yani çocuk cesur olduğu için ateist olduğunu söylüyor bir var bir de içimizdeki ateistliklerde açığa çıkmamış tarafları var yani bazen Biz de belli imkanlar olmuş olsa içimizden bir ateist çıkabilirdi yani. Belki ben de farklı koşullarla yetişmiş olmam, cesaretli olmamı engelledi. Ben de içimdeki ateistliği farklı bir şekilde tezahür ettirebiliyor olabilirim. Hani demek istediğim, hani burada biz ateistleri mi tartışacağız, içimizdeki ateizm algısını mı tartışacağız kısmında var. Aslında en doğrusu içimizdekini tartışıyoruz. Çünkü neden? Oraya vurursak günah keçisini, hani demeyeyim de o, hani böyle bir şeye kurbana dönüyorlar. Halbuki ben içimizdeki hani içimizdeki kurbanı zaten yansıtarak ortaya bir şey çıkarıyoruz. O zaman içimizdeki o kurbanı bulmak lazım. Yani çünkü neden? Yeri geliyor, dedim ya az önce bir hafız kardeşle konuşuyoruz. Mesela diyor ki mesela sonra ne bileyim diyor Allah'ın bir bildiği vardır. Biraz daha zorlaştırıyorum soruyu. Hani şu var ama içinde senin de yok mu? Bir şekilde tutunuyoruz Allah'a iman hani bir bildiği vardır ya hani. Ama bunun üzerine ne kadar gelinirse ya da içimde bu inanç, hani içimde yani net cevabını veremediğim, illa cevaplar somut olmak zorunda değil, bunu tartışırız da. Hani bir şekilde kendimi ikna edemiyorum ya, kendimi ikna edemeyişim acaba nelerin açığa çıkmasını olumlu anlamda engelliyor kısmı da var. Yani çok fazla, çünkü hepimiz kendi rengimizi bulmak için geldik. Yani soru şu aslında Abdullah Hocam, bu dünyada ne yoktu da sen yaratıldın? Bir şey eksik ki sen varsın. Böyle önemli bir şeyden bahsediyorum aslında. Hani halifelik dedik ya hocam. Evet. Bir halifeyiz. Yani halifeliğin bir de şeyi var hani halifenin merkezi, halifelik merkezi. Hepimiz manada halifeyiz ama acaba sistemin bizi yönlendirdiği doğrultuda mı halifelik seçiyoruz? Yani bir de şu var hocam dinliyoruz mesela şöyle dinlemek de kötü bir şey yani. Bak bu güzelmiş ben bunu bizim çocuğa anlatayım. Ya o zaman konu anlaşılmamıştır demeye çalışıyorum. Çok anlatayım diyorsun. Çünkü ateist dediğimiz şey Tanrı'ya iman etmeyen gibi direkt diyemiyorum. Çünkü hani işin özenti tarafı da var. Baktığım zaman ateistim ben diyor ama kırgın. Neden kırgın? Çünkü babası bir siyasi partiyle alakalı oy noktasında gidiyor dini bir hükümle geliyor. Yani şu partiye oy vermelisin çünkü falan emretti. bu kvartiyoyu vermezsen şöyle olur. Yani bu samimiyetsizlik hissi insanı uzaklaştırıyor hocam. Samimiyetsizlik hissi kadar uzaklaştırıcı ve küfrün de buluştuğu nokta samimiyet hocam. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Hani küfür tek millettir var ya. Nerede buluşuyorlar diye sorarsan samimiyette buluşuyorlar. O zaman şöyle bir şey var hocam. Yani bugün inançsızlığa iten şey insanı bir yerde inançlı insan. İnançlı olduğunu düşünen insan. İnançlı olduğunu düşünen insan. Yani hakiki anlamda. Çünkü zaten az önce bahsettiğiniz gibi samimi insan dediniz. Evet. Samimi insan aslında doğruyu anlatırken başta kendini anlatan. Ya yüledine amin aleyküm enfusakum. Evvela kendine. Belki burada ailelere başta kendimize yani şunu ifade etmek lazım. Hani bu derneğe de çok fazla bu anlamda talep geldiği için söylüyorum. İşte çocuğum bu düşüncede tartışır mısınız? Veya çocuğumla bir konuşur musunuz? Şeklindeki aslında şunu net olarak ailelerin bilmesi lazım. Çocuğu olmayan hakikaten yani çocuğu olmayan olmuş olan veya küçük olan daha o noktada 3-4 yaşında olanlar için de yani tüm meselenin odak noktası sizsiniz. Anne babalar. Dolayısıyla çocuğu o hale getirip önümüze sunan da sen oluyorsun. Hocam sorumluluk almayan bir anne babanın çocuktaki yansıması sorumluluk almayan bir tanrıya işaret olur. Yani dolayısıyla sorumluluk almayarak yaptığı şey daha... Çünkü niye? Bir de suçlu gibi. Hani şey gibi bazen ne yaparlar? Psikiyatride terapiye çocuğu götürürler. Hocam çocuğun şusu var falan. Terapist ne yapar? Siz gelin bir hani çocuğumuza şey gibi bir... Yani insan hani kendisinde olanı görmüyor ya. Mesela annenin babayla ilişkisi bile çocuğun tanrı kavramını etkiliyor hocam. Sadece bunu şöyle algılamayalım. Yani bu aktarım sadece anne babadan olmuyor. Çünkü niye? Nuh Aleyhisselam'ın oldu. Niye? Hani oraya gidecek evet. Konu. İşte Lüt Aleyhisselam'ın karısına gidecek. Buradaki konu şu. Biz hani bir şunu diyebiliriz. O Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da kafirdi deyip kenara çekebiliriz. Veya bunu hani acaba benim dahlim var mı? Kısmına eğilmek. Yani burada edep. Çocuğu en çok etkileyen kişi desek. Yani Nuh Aleyhisselam'ın oğlu için bunu söyleyebiliriz. Yani babasına karşı takınılan tavırdan etkilendiği için toplumun şeyi tarafında oldu. Kendisi etkileyenler tarafından. Veya aktarım da var hocam. 7 kuşağa kadar giden bir aktarım evet. Da tutunuz. Yani bakıyorsun çocuğa hani atalarından birinin huyunu dağılmış oluyor. Aktarım çok enteresan bir şey hocam. Yani bu aktarım var. Çünkü aslında aktarım sadece bir yara değil. Biz yara gibi algılıyoruz. O bir güç. Aslında insanın süper gücü yani. Evet. Tamir olursa demeye çalışıyorum. Yani şunu çok net hocam görüyoruz. Yani bizim gördüğümüz en azından. Şimdi bizim burada buradan da ifade etmiş olalım. Ömer Faruk hocamızın riyasetinde işte bir dışarıya ilan edilen bir efendim müessese var. Nedir? Ateist ve deist olan, yani o inançta olan ama hakikati arayan kardeşlerimiz arayabilirler. Yoksa hani ateist hadi tartışalım değil. Ben ikna olmak istiyorum, beni ikna edin diyen arıyor ve burada genellikle ikna oluyorlar. Çünkü herhalde o araştırmalarla işi inada dökmeden anne babadan gelen şeyle çok kolay ikna oluyor. Şundan dolayı hocam. Aslında çocuğu ateist yapan anne babası oluyor. Bana da geliyor mesela. Ben anne babam çocuk ateist değil ya diyorum. Hani ateist değil. Çocuk da şöyle yapıyor anne babasına. Şöyle bak şunu çok diyorum. Ben diyor sizin bak hoca ne güzel anlattı bak gördün mü diyor. Benim kastettiğim buydu işte diyor. Bak bu anlatıyor ne güzel. Bak diyor siyaseti karıştırma. Hani şunu yapmadı bunu yapmadı falan. İşte siz beceremiyorsunuz bunu diyor mesela. Hani içinden bu da çıkıyor. Hani bizde şey hani çocuk aslında bir yerde meydan da okuyor burada. Evet. Ateistin ne olacak? Şimdi anne baba derse ki düşün yani bir yerde zamanadan da çıkarıyorlar. Ne böyle ateist konuşuyorsun? Ne böyle ateist saçma sapan kitaplar okuyorsun? En son buraya geldiğinde çocuk ne diyecek? Ateist ne olacak? Yani niye zorla dedirtiyorsun? Evet. Sonra tabii ki bu hocaya gidince hocam hani konuşuyorsun güzel güzel. O diyor ki ne güzel konuşuyorsun çünkü içinde de zaten meyil var. Biz o meyilin önünü kesmişiz. Anladın mı? O var yani. Sen de anlatıyorsun ha diyor işte bu ya. Anladın mı? Bu. Şu da o zaman hocam. Yani bütün hocanın karşısında çok çıkardı onlar. O zaman da mesela şöyle de bir şey var. Az önce bahsettiğiniz bu anne babanın yani çocuğa en yakın ve en etki eden müessir konumunda olan kişiler üzerinde bugün siyasi parti liderlerinin din veya hocaların gelişigüzel konuşması ya mahza insanı şunu çok net olarak hocam anlıyor insan. Hakikaten insanı etkileyen şey gerçekten o efendim diğer insanların arkalarına sığındıkları, arkalarını alıp insanlara balyoz indirdikleri o inanç. Hocam tarihi bir aktarım var. Bak Yunan medeniyeti çöktükten sonra özellikle çökme sebebi de belli de yani 1000 yıllık bir ortalama Hristiyanların yeryüzünde cennet sattığı bir dönem var. Sonra endizasyon mahkemeleri duymuş vesaire. Yani bizzat din üzerinden insanları böyle fakirliğe cennette arsa satarak fakirliği ittiriyor ama kral kendi mülkünde rahat rahat yaşıyor. İşte papalar mesela, düşünün hocam, ilk zamanlarda takvimi kim söylerdi biliyor musun? Papazlar söylüyordu biliyor musun? Din adamları takvimi söylüyor. Takvimi bile din adamı söylüyor. O kadar yani insanın şeyi var, bir inanç üzerinden sömürülme en duygusal tarafı çünkü. Niye duygusal biliyor musun hocam? Çünkü anne babayı temsil ediyordu o yüzden. Anne baba de, hani düşün, ben sana gelmiyorum ki. Ben hani annenin adını söylüyorum, işte ikisi teyzeyi çok sevdiğimi söylüyorum, tanıyorum, biraz anlatıyorum. Sen bana ne oldun? Duyguların çöktü. Bana 1000 TL işte 500 veriyorsun. Kimin hatırına verdin? Annenin hatırına. Bak, annenin hatırına verirsin. Duygusal bir şey çünkü bu. Değil mi? Yorguluyor mesela çocuğumuza yolda giderken, bir insan hoşumuza gitmese bile çocuğumuza böyle yaptığı zaman birdenbire hani adama kanımız kaynıyor ya da, değil mi? Şimdi baktınız çünkü zaafımız ya. İşte hocam bakın, toprak ana diyoruz. Zeus, fırtınalar tanrısı. Kim bu? Baba. Baktınız hani tabiat, hani bir anne baba figürü tanrılarda devamlı var tarihler boyunca. Dolayısıyla hani biz aslında annemizle kandırıldık din adına. Şimdi bakıyorsun, şimdi de aynı sistem devam ediyor hocam. Din adına sömürülme, din adına. Karl Marx'ın dediğine geliyor konu, din afyondur. Bir manada doğru. Bir manada doğru. Hani gerçekten onu hani şöyle diyor, ne afyonu ya? Hayır, kastettiği ne diye baksana. Baktığın zaman doğru tarafı var. Çünkü insanları uyutmak için de kullanılan bir şey. Olmuş mu? Olmuş. Enbiya dönemine bakıyorsun, ne olmuş? Ayetler, savaşlarda birçok noktada hani şu ayeti öne çıkarmışlar. İşte o dönem mesela erkekler savaşa gidecekler, bir ayette. Ya da erkeklerin mesela o dönem işte çocuk sahibi olunmaması, şuradan yani. Bu hep olmuş hocam. Hristiyanlıkta 1000 yıl boyunca aktarımımız var diyorum hocam. 1000 yıl. Ondan sonra İslam'la birlikte bir aydınlanma gerçekleşiyor. İslam'la birlikte 11. 12. yüzyıla kadar devam ediyor. Ondan sonra yine başlıyoruz biz. Bakıyorsun rengimizi kaybetmeye. Yani yine din üzerinden sürünme. Çünkü o da nasıl oluyor? Başka dinlerden gelenler vesaire vesaire. Bunları konuşuruz uzun uzun ama genelde kendi hakikatimizi aramak için doğduğumuz bu yol. Yani buradaysak ben şeyi zevkle konuşmak, münazara etmek isterim. Hani benim kendi hakikatime ulaşmamı engelleyen engelleri, bunu ateistin adına da yapacağım. Kendi adıma, içimdeki ateistin adına da yapacağım. Sonuçta günahkar bir kul olarak buradayım. Dolayısıyla bunu birlikte yapmak adına harika bir süreç diliyorum hocam. İnşallah. Sen ne dersin? Yani çok istifade edileceğine inanıyorum. Belki bu programımızı sıkıcı bulanlar olabilir. Ben mesela kendi adıma çok şey çıkardım. Çünkü farklı bir gözle dinliyorum ve kendim üzerinden meseleyi, çocuğum üzerinden değil. Bunu çok evet hocam, o çok iyi söyledin. Kendim üzerinden değerlendirdiğim için birçok şeyi buluyorum ama başkaları üzerinden değerlendirdiğimde anlattığınız meseleyi onlara uyarlamaya çalışırken şeyi kaçırıyorum. Evet, konu gidiyor. Konu gidiyor ve sıkıntı. Şimdi hocam şunu... gibi hocam, özür dilerim. Yani şunu beklemesinler. Ne yapacağım şimdi ben çocuğum? Hani yorum yazarlar ya. Hayır çocuğum. Biz o zaman şu var. Yani bu program devam edecek zaten. İnşallah. Biz bugün muhabbet ettik, dertleştik. Dolayısıyla sorular olursa, yorumlar olursa hani bunları bekleriz. Onlar üzerinden zaten bir metot belirleyeceğiz inşallah. İnşallah. Hocam. Yani mesela din üzerine sömürme derken burada bir yanlış anlaşılma olabilir. Bugünün işte falanca filanca kişi kastedilmiyor. Bu her bireyin haddi zatında yaşadığımız bir şeydir. Şimdi nasıl? Söyleme bile gerek duymuyorum da. Çünkü bunu düşünecek biri var ya. Bir şeyi mutlaka yakalar. Bak takkem yok, yakalar yani. Onu yakalar. Ama ben mesela şunu çıkardım diyelim kendi adıma. Neyi çıkartıyorum? Hakikaten kendimdeki ayıpları örtme adına şöyle bir taktiğe başvuruyor. Nefsim mi diyeyim, ben mi diyeyim, onu da tartışırız. Nedir? Başkasında, bende olmayan ama başkasına olan bir yanlışı, mesela şuradan bulunduğumuz yerden müzik son ses açmış giden bir insanı, vay günahkar insanlar diyerek işte o arkama gücü alarak kendimce bastırıyorum. Halbuki bakıldığı zaman da benim diyelim arka plandaki günahlarım o çocuğunkinden çok daha fazladır. Herhalde kendimi tatmin etme bir yerde. Bastırma duygusu. Enteresan bir şey yani. Bir de oraya bakarsak da şöyle yandık. Mesela bir programda böyle ayağımı alta atmıştım. Çünkü ayağımda problem var. Sabit tutmam gerekiyor. Yoksa bir hani çocukluktan gelen bir şey, sinirsel bir şey. Alta yazıyorlar işte hocamın karşısına işte nasıl saygı, böyle bir saygı. Yani kimse demiyor ki bu adamın ayağının nesi var. Yani üzüm mü yemek istiyoruz, bağcıyı mı dönmek istiyoruz. Enteresan. İnsan aradıktan sonra bulur hocam. Önemli olan hani mesela o hükmü veren insan da kendini bilmeyen insan olmuş oluyor herhalde. Çünkü kendiyle böyle bir şey, ya neden acaba diyerek, belki bir zarureti vardır. Sorsa belki bu çıkacak ortaya. Hocam şey de var ama şeyi fark ettim biliyor musun? Mesela diyelim ki yani açık konuşalım. Bu programı seninle yapıyorum diyelim. Şimdi dinleyen diyelim ki bir kesim var. Dinleyen bir kesim şöyle diyecek. Yani özellikle sana güvenen bir kesim. Dolayısıyla beni ehl-i sünnet bulacak değil mi? Evet. Diyelim ki ben kalktım. Başka biriyle yaptım. Ben ehl-i sünnet değil, IŞİD de olabilirim o an. Hani bir de tarafgirlik var ya hocam. Evet, tarafgirlik. Evet, teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenler, hocam, haftaya inşallah nasip olursa diğer programımızı sizlerle paylaşacağız. İnşallah istifadeli olmuş olur. İfade ettiğim gibi biraz karışık gelmiş olabilir. Çünkü ilk program ve bazı şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. İnşallah konu konu daha net bir şekilde bu meseleleri ele almak suretiyle başta kendimize fayda sağlayacağız ki insan kendine fayda sağladı mı zaten etrafına adeta ışık saçacak konuma gelir. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hocam. Sağ olun.